Sevgili koçlar, ekran başındaysanız bakın bu hafta size neler getirecek? Çok dikkat etmeniz gerekiyor mu? Yoksa gerçekten bu hafta çok mutlu mu olacaksınız? Hangi alanlarda dikkat etmeniz gerekiyor? İşte tablo. Sağlık. Şimdi neden sağlık? Zihinsel ve duygusal olarak zorlanacakları bir hafta. Hı. Psikolojik anlamda kendilerini yorgun, tükenmiş olarak hissedebilirler. Bitkin hissedecekler. Bitkin, yani sabah uykudan uyandıkları vakitte neden ben bu kadar yorgunum? Acaba bende bir sağlık sorunu mu var diye hastalıkları kuruntu olabilir ve evham olabilir bu hafta. Özellikle koç burçlarının bu hafta güneşin artık haftanın üçüncü günüyle birlikte akrep burcuna geçişiyle beraber katıldıkları ortamlarda, çevreysel ilişkilerinde tamamen sorun olan her şeyi herkesle paylaşmak isteyecekler. Şimdi bu bir kere yanlış. Neden yanlış? Sorununuzu, probleminizi arkadaşınızla çözemezsiniz. Yanlış yönlendirilebilir. Daha çok hayatınızın, ilişkilerinizin ikilem içerisine girmesine, karışmasına neden olabilirsiniz. Dolayısıyla eğer sorununuz bir iş sorunuysa, İşi bilen birinden destek almalı ya da yardım almalısınız. Ahbaptan, arkadaştan, alt komşudan, üst komşudan akıl almayın efendim. Kredi borçlarınız varsa, kredileriniz ve parasal konularınızla ilgili haftanın sonuna kadar sorun olan her şeyi çözümleyeceksiniz. Maddi konularda güçlü kişilerden yardım alabilirsiniz, tavsiye alabilirsiniz, akıl alabilirsiniz. Sezgilerinizin güçlü olması yaşam yolunuzda ilerlemenize neden olacak. Aslında bu hafta 12 burcun da gördüğü rüyalara, çünkü haftanın 3. günüyle birlikte güneşin akrep burcuna geçişiyle beraber kesinlikle ve kesinlikle gördüğünüz rüyalara haberci rüyalar göreceğiniz için dikkat edin efendim. Ama siz koçlar gördüğünüz rüyaları yakınlarınıza, çevrenize anlatmayın. Neden? Çünkü başkalarının yorumu bilinçaltınız hususunda ve konusunda ikilemler yaşamanıza, kendi kendinizi doldurmanıza, anlattıklarınızdan başkalarının sizi olumsuz etkilemesine neden olabilirsiniz. O yüzden akıllı olun, rüyalarınızı salı günleri Mehmet Ali Kırgil'e anlatın sadece. Mehmet Emin Kırgil'e. Pardon, evet. Mehmet Emin Kırgil'e anlatın, o da Beyaz TV'de. Dolayısıyla kolunun, komşunun rüya yorumlarıyla kendinizi evhama, endişeye sürüklemeyin. Çünkü son derece kuruntulu da bir haftada olacaksınız. Eyvah eyvah. Her şeyden endişe edebilir, her konuda evhamlara açık olabilirsiniz. Ne olur evhamlarınızı, endişelerinizi aşın. Bu hafta zihninizi ve ruhunuzu yavaşlatın. Korkulu bir şey geldi aklınıza. Derin bir nefes alın. Allah'ım beni sakinleştir deyin. Sakinleşmeye özen gösterin. Zaten Koç burcu oldukça da tez canlı bir burçtur. Ve kendini anlatarak rahatlar, paylaşarak rahatlar. Dolayısıyla kendini anlatarak, paylaşarak rahatlattığı için tam anlamıyla yanlış yönlendirilmelere açık olmayı, ancak ihtiyaç duydukları konuyu işi bilenlerden anlatarak destek almaya özen göstersinler. Şimdi örnek veriyorum. Ruhsal bir yorgunluktan geçiyorsunuzdur. Bunu bir arkadaşınıza anlatırsınız. İlişkiniz parçalanmıştır. Bunu bir arkadaşınıza anlatıyorsunuzdur. O da hemen bırak ayrıl der. Halbuki sınır çizmeniz gereken bir süreç geçirmeniz gerekiyordur ilişkinizde. Bunu size kim yardımcı olabilir? Ya bir evlilik danışmanı, ya bir ilişki danışmanı, ya bir yaşam koçu, ya bir psikolog. Yani işi bilen kişilerden yardım alarak yaşamda yol almaya özen gösterin. Lütfen. Maddi konularda ise kesinlikle sezgilerinizin çok güçlü olacağı bir haftada olduğunuz için her önünüze gelen iş teklifini aman gitmeyin demiyorum, zaten hissederek hareket edeceksiniz. Kendinizi riske sokmayacaksınız. Kendinizi riske sokacağınız tek husus paylaşmak. Ama kimle neyi paylaştığınıza özen gösterdiğiniz takdirde hem ruh ve beden sağlığınızın çok iyi olmasına neden olacaksınız, hem sabahları uykudan bitkin, yorgun, tükenmiş, elini ayağını kıpırdatamayacak halde uyanmayacaksınız.
Bunlara daha dikkat etmediğiniz takdirde yaşam enerjinizin çekildiğini göreceksiniz. Çok çok dikkat edin efendim. Maddi konularda borcu olan bir koç burcuysanız, örneğin bir güçlü bir maddi konusunda güçlü olan birinin desteğini alabilirsiniz. Ve sorun olan bütün engelleri aşabilirsiniz. Bu hafta spotum koçlara. Ruhunuzu yavaşlatın, çenenizi yavaşlatın, düşüncelerinizi yavaşlatın. Sakin olun. Sakin olmaya özen gösterin. Bol bol nefes terapisi yapın. Aynen öyle. Peki mesela kalbi boş olanlar yeni aşkla karşılaşırlar mı? Zaten 12 burç için de Güneş Akrep Burcu'na geçtikten sonra büyük yıldırım aşkları, sözler, nişanlar olabilir. Bak cumartesi günü benim kız kardeşim Elif buradan bizi izliyorlar. Erol kardeşimle birlikte yüzüklerini taktılar. Mutluluklar Yaza diliyoruz. Yaza düğünümüz var efendim Allah'ın izniyle. Mutluluklar diliyoruz. Yani sürpriz gelişmeler, hele sürpriz aslanlar aşklar. Için tabii ki. Öyle mi? Çok büyük aşk haftasındayız bu hafta. Ay. Kesinlikle. İçinizden şunu diyor musunuz? Kim kaybetmiş de biz bulduk. bu kafayla gidersen eyvahlar olsun. Bana mı diyorsun? Tabii sana diyorum. Niye kaybetmiş ki? Biri kaybettiğini evet. Bulacağım da neye yarayacak bana? Hiç kaybedilmemiş gelsin diyeceksin bekarsan. Peki. Bütün bekarlar ne diyecekler? Allah'ım bana öyle birini gönder ki önce kalbinde senin sevgili olsun. Ah. Merhameti olsun. Vicdanı olsun ama adamın cebinde parası da olsun. Amin Allah'ım. Parasız olmasın. Amin.